Evet, Aleviler 11 gün boyunca Kerbela ve Şah Hüseyin için niyet edip lokmalarını paylaştılar. Yarın da Muharrem'in son günü, yası Matem ayı olan Muharrem ayı Aleviler için büyük önem taşıyor. Aleviler aynı zamanda hak ve hakikat mücadelesi veriyorlar. Muharrem ayının önemini, Kerbela'nın anlamını, Aşure'nin anlamını, bütün bunları konuşacağız. Hattımızda Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Yol ve Erkan Kurulu Başkanı Cafer Kaplan Dede var. Cafer Bey, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Evet, öncelikle Aleviler için, Aleviler 11 gün boyunca niyet edip lokmalarını paylaştılar. Yarın da Muharrem ayının son günü oluyor aynı zamanda. Şimdi bir yandan da Aleviler bir hak ve hakikat mücadelesi veriyorlar aslında. Öncelikle Kerbela'nın Aleviler için nasıl bir önemi var? Buradan başlayalım isterseniz. Evet. Ben öncelikle Alevi toplumumuzun Muharrem ayı içerisinde tutmuş oldukları oruçların, yasların hak katında kabul olmasını dileyerek başlamak istiyorum. Biraz önce aslında sizin de dile getirmiş olduğunuz hak ve hakikat kavramı aslında Kerbela'yla bütünleşen bir kavram. Zaten Alevi toplumunun bu kadar senedir, yıldır Kerbela'yı yaşatmasındaki asıl amaç da bu. Çünkü orada işlenen bir haksızlığa, hukuksuzluğu kendi inancının temelinde baktığı zaman da nerede bir haksızlık, hukuksuzluk boyutu işleniyorsa, nerede insanlar mağdur ediliyorsa orayı bir Kerbela görüp oraya tarihsel olarak da bir anlamda orayı önemsiyor. İşte bizde de Kerbela dediğimizde 680'da Arap coğrafyasındaki yaşanmış olan o hak ve hukuksuzluğa baktığınızda İmam Hüseyin'e yapılan o zulüm, aile efradına yapılan zulüm, çocuklara yapılan zulüm, kadınlara yapılan zulüm ve Yezid'in barbarlığından dolayı Alevi toplumu zaten kutsal olan orucu, Muharrem orucunu, Kerbela'daki o yaşanan o katliam süreciyle birlikte yapılan o zulümle birleştirip hem orucu kutsanmış olan orucu hem de oradaki işlenen o katliama yönelik bir yas yaparak da onu tarihlerdir yaşattı, getirdi. Kerbela dediğimizde Alevi toplumunda aslında mazlumların adıdır Kerbela. Yani bir haklıdan taraf olan boyutuyla baktığımızda haksızlığa karşı çıkmanın adıdır. Özellikle yerinden, yurdundan edilerek, kendi topraklarından gönderilerek yollarda katledilen, öldürülen bütün masum çocukların adı Kerbela. Suçsuz yere işte şiddet gören bütün mağdur insanların adıdır Kerbela. Günümüzde baktığımızda da özellikle yaşadığımız Anadolu topraklarında da ve tarihsel baktığımızda yapılan bütün katliamlarda mazlum insanlar hep katlediliyor, mazlum insanlar yok ediliyor. Aslında Kerbela dediğimizde sadece 680'dan ilintili bir mesele değil. Evet, inançsal bir boyutunu oradan biz bakıp alıyoruz ama günümüz içerisinde baktığımızda da aslında nice Kerbelalar yaşanıyor, nice haksız hukuksuz yere insanlar katlediliyor. Sadece insanı katletme anlamında da değil, bugün artık insan katledilmiyor. Başka boyutta insanların değerleri, insanların getirmiş taşımış oldukları inançlar katlediliyor. Bunun adı da bizde Kerbela'dır. O açıdan Aleviler her sene Muharrem ayı geldiğinde o 680'da yaşanmış olan Pir İmam Hüseyin'e ve aile efradına yapılan o zulmü hem orucuyla hem yasıyla cemevlerimizde bir arada birlikte yaparak mazlumdan yana olduğumuzu, haklıdan yana olduğumuzu dile getirerek de bunu yapmaya çalışıyoruz. Evet, peki şimdi sizin Muharrem ayının ikinci gününde yine Yol TV'de konuk olduğunuz bir programda dile getirdiğiniz yeni yeni bir görüş var. Masum paklar ve Fatma ana orucuyla ilgili bunu dile getirdiniz ve haksızlığa uğrayan, hukuksuzluğa uğrayan, işte katledilen, hor görülen, mağdur edilen bütün çocuklar ve bütün kadınlar için bu orucun tutulması gerektiğini söylediniz. Bir kere daha alabilir miyiz bu yeni bakış açınızla ilgili görüşlerinizi, nasıl olması gerektiğini düşünüyorsunuz bu Ya orucun? bununla ilgili yani biz tabii tarihlerdir masum paklar Muharrem ayı başlamadan özellikle 12 imamlar orucunu tutmadan önce 3 gün, 2 gün masum paklara 1 gün Fatma anayı oruç tutarız.
Ve tam da Fatma Ana orucuna denk gelen, Türkiye'de biliyorsunuz bir kadının özellikle eşi tarafından çocuğunun gözünün önünde yaşamak istiyorum demesine rağmen eşi tarafından katledilmesi tam da o güne denk geldi. Evet, Emine Bulut. Ve düşündük, kendi kendime düşündüm bu konuda. Yani evet, Fatma Ana'ya yapılan zulümden dolayı Fatma Ana orucu demişiz. Fatma Ana'yı bir darda onun darına çıkmışız. Ve o günkü işlenen o Türkiye'deki o şiddeti, o katliamı görünce şu aklıma hemen geldi. Neden biz dünyadaki bütün bu tür olan şiddete maruz kalmış, eşi tarafından katledilmiş veya sistem tarafından katledilmiş veya farklı nedenlerine mağdur olmuş bütün kadınlarımız için niye oruç tutmayalım ki? Evrenselleştirmek gerekir. Çünkü inançlarda kişi budur. Evet, Fatma Ana nezdinde bütün bu orucu dünyadaki bütün bu mağduriyeti yaşamış kadınlar için tutabiliriz. Aynı şey Masum'un Paklar aşkına da. Yani o günkü olay bende biraz farklı bir boyuta da, çünkü çocuk annesine, çocuğunun yanında yaşamak istiyorum diye öldürülen bir kadının hemen Masum Paklar'da da dünyada o kadar çocuk katlediliyor ki, dünyada o kadar çocuk yerinden yurdundan edilerek denizlerde, işte mülteci konumunda bir başka ülkeye giderken denizlerde hayatını kaybeden bir sürü çocuğumuz var. O açıdan da evet, 680'lerden sonraki süreçlerdeki yaşanmış olan o Masum Paklar dediğimiz orucu bugüne kadar taşınmışız, ama bundan sonra Alevi inancının o hümanist, evrensel düşünen, 72 milleti bir gören, ilimden bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır diyen bir inancın aslında bu orucu daha da genişletmesi, dünyadaki bütün çocuklara yönelik bu orucu tutması bence hem Alevi inancının geleceği açısından daha iyi bir konum arz eder, hem de bizim de zaten Alevi inancında düsturu da bu. Yani sadece o günkü çocuklar için değil, dünyada bugüne kadar ve bundan sonra gelecek çocuklar için de, yani bu şiddete uğrayan, hayatını kaybeden bütün çocuklar için de bir orucumuzu tutabiliriz. Bunu bir dahaki sene kurumsal bir anlamda aslında yazıyla da kamuoyuna ve cemevlerimize de göndermek istiyoruz. Evet, Alevi inancının evrenselliğiyle ilgili önemli bir yeni bakış açısı gerçekten bu konu. Peki şunu sormak istiyorum diğer taraftan. Aşure günü, Aşure'nin nasıl bir anlamı var? Bunu konuşalım biraz da. Daha çok 13. günü aslında Aşure günü olarak lokmalar paylaşılıyor Aleviler arasında. Aşure gününün, Aşure'nin nasıl bir anlamı ve önemi var? Bunu da sizden dinlemek isteriz. Eyvallah. Aşure şöyle, yani bazı yörelerde 13. günün sonunda hani yapılan var, ama genelde Alevi toplumunun, Anadolu Alevilerinin daha çok %90'ına varan bir oranda 13. günde Aşure'yi yapıyorlar. Aşure tabii tarihsel olarak baktığımızda işte bütün, yani Nuh'un tufanından kaldığı tarihlerde yazanlar, ama bizdeki Aşure biraz da özellikle de o kurtuluşa ermenin barışı simgeleyen, kardeşliği simgeleyen aslında çorbanın adıdır bizde. Yani o çorbanın adına vermişiz o Aşure simgesini. Elbette ki işte bir tarihsel olarak bir yere mutlaka Nuh'a dayandırıyor, ama Nuh'tan daha önceki yaşamlarda mutlaka vardı. Çünkü birdenbire ortaya çıkan bir tarih değildi bu. Bizim bugün özellikle Aşure'deki yaşatmamız gereken, Aşure'ye kattığımız meyvelerin hepsini kaynattığımızda hepsi bir tat alır. O tat işte barışın tadı olmalı, o tat kardeşliğin tadı olmalı, o tat birlikte yaşamın tadı olmalı. O tat işte ezilenin, horlananın yanında olan, yani onlara destek sunan bir tat olmalı. Eğer o kazanımızı kaynatırken bunları düşünerek o kazanı kaynatmazsak, sadece bir çorba niyetine yaparsak onun hiçbir anlamı olmaz. O açıdan da bizdeki Aşure Alevi toplumunda kazan kaynarken insanların dargın küskün olmaması gerekir, insanların birbirinden barışık olması gerekir, birbirine sevecen, birbirine dostane yaklaşması gerekir ki o Aşure'nin de anlamı, önemi ortaya çıksın. Yoksa diğer toplumlarda da yer yer Aşureler yapılıyor. Bizim dışımızdaki inanç gruplarında, özellikle Orta Doğu, Arap coğrafyasında yer yer yapan boyutları var. Ama onlar bir çorba niyetine
bunu işte kurtuluşa erilmiş ve kalan erzaktan çorba yapılmış, ama hani Dul Aleviler özellikle bunu Kerbela sürecinden sonra daha da bunu derinleştirerek barışı, kardeşliği hepsini içine katarak da bugün aslında Aşure'de yaşaması gereken de bu olmalı. Yani katılan meyvanın boyutuyla, kaynatılan kazanın boyutuyla, o kazanın başında verilen gülbank da dahil olmak üzere hepsi barış, kardeşlik, inanç, itikat, ihrar, yol değerleriyle yürümeli diye düşünüyorum. O açıdan bizdeki aşuremizin de özellikle 13. günü pişecek aşuremiz barışa, kardeşliğe, bütün Alevi toplumunun ve dışımızda olan bütün toplumların bir anlamda birlikte yaşamını sağlayacak bir aşureye dönmesini. Evet, peki. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. 12 gün boyunca da Yol Televizyonumuzun stüdyolarından Türkiye'de, Avrupa'da Muharrem ayının en azından toplumumuza ulaştırılmasında yaptığınız hizmetten dolayı da tüm Yol Televizyon çalışanlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bozatlı'dır cümlenizin yardımcısı olsun. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok sağ olun. Eyvallah. Evet. Sağ olun. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Yol ve Erkan Kurulu Başkanı Cafer Kaplan Dede ile görüştük. Hem Kerbela'nın anlam ve önemini hem de Aşure'nin anlam ve önemini konuştuk. Kendisi yeni bakış açılarıyla, Aleviliğin evrensel bakış açılarıyla önemli konuları gündeme getirdi. Kısaca söyleyecek olursak, Kerbela'yı haksızlığa karşı çıkmanın adı olarak özetledi Cafer Kaplan Dede. Diğer taraftan da Aleviler iki gün masum paklar için ve bir günde Fatma Ana için oruç tutuyorlar. Burada yeni bakış açısı gündeme getirdiği şu Cafer Kaplan Dede'nin: öldürülen, hor görülen, mağdur edilen bütün kadın ve çocuklar için bu tutulan orucun bu insanlar için tutulması gerektiği, inancın bu şekilde evrenselleştirilmesi ve günümüze uyarlanması gerektiği görüşünü gündeme getirdi. Aynı zamanda da Aşure içinde kurtuluşu simgeleyen çorbanın adıdır Aşure dedi ve barış, kardeşlik, inanç, itikat, yol değerleriyle Aşure gününün geçirilmesi gerektiğini, Aşure kazanının bu şekilde kaynatılması gerektiğini ifade etti. Yine değerlendirmelerimize devam edeceğiz. Bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın diyelim.